Maçla ilgili bir özel tahminin var mı? Ya da maçı kazanırsak şöyle olur gibi bir tahminin var mı? Yani iyi bir başlangıç olur şüphesiz ama. Şimdi abi Konya'da bir Fransa maçı oynamış Türkiye var. Yani Fransa dünyanın en iyi takımı olarak geldi oraya. Hem son dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonasının finalisti bir numaradaydı o dönemde de zaten. Fransa'yı ezmiş bir milli takım var. Keza deplasmanda da Fransa'ya yine çelme takmış oradan 1-1 almış bir milli takım var bir tarafta. Ama öbür tarafta da Macaristan'a da iki maçta kaybetmiş bir milli takım var Uluslar Ligi'nde, Avrupa Uluslar Ligi'nde. Yani biz son Macaristan maçı çok ilginçti biliyorsun. Kazansak lider olacaktık. Kaybettik, küme düştük. O kadar yakındı ki şeyler, puanlar birbirine. Şimdi o yüzden Çok istikrarsız gidiyoruz. çok yani hangi milli takım, çünkü biz bir rekor oluşturamadığımız için genellikle bir jenerasyon yakalarsak onların bireysel becerileriyle ya da işte bir Türk takımının, ki artık o ihtimal kalktı ortadan yabancıların çok olmasından dolayı, bir Türk takımının iyi bir yerli oyuncu toplamı yakalayıp işte geçmişte Galatasaray'ın o UEFA kupasını aldığı çekirdek kadronun etrafına ne yapıyorduk? İşte Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan diğer oyuncuları yerleştirip başarı elde edebiliyordun. Şu anda o ihtimal düşük. Şu ihtimal var ama Türkiye'de şimdi düşünebiliyor musunuz? Süper Lig'de mesela Fenerbahçe'nin en önemli zaaflarından birisi stoper. Stoper bulamıyor. 3-4 yıldır onu alıyor, bunu alıyor, bir türlü tutturamıyor. Ama bir yandan da Merih Demiral diye bir genç bir çocuk Fenerbahçe'nin altyapısında U19'dan sonra bu A takıma çıkamaz deyip gönderilmiş, şimdi Juventus'ta oynuyor. Yani dışarıya gidip işte Yusuf Yazıcı keza aynı şekilde ne kadar geliştirdi kendisini. Hakan Çalhanoğlu zaten Almanya menşeli bir oyuncuydu. İşte yani bu oyuncuların yurt dışındaki, yani şimdi ben çocukken ortaokula falan giderken bir Türk oyuncunun Liverpool'a gitmesini hayal dahi edemezdim yani. Öyle bir şey yok. Hayalini bile kuramazdık. Şimdi Ozan Kabak orada oynuyor. Hocam peki bizim bu forvet hattında şimdi bir Enes Ünal gerçeği var. Yani bu çocuk Hollanda'da falan oynarken çok iyiydi. Oralarda gol krallığı falan zorluyordu. Ama İspanya'da serüveni çok iyi gitmedi. Hakeza Cenk Tosun da İngiltere'ye gitti. Çok büyük paralara transfer oldu. Sakatlıklar yaşadı, bir takım talihsizlikler. Aslında bunlar hani çok önemli futbolcular idi. Yine milli takımda önemli futbolcular şüphesiz ama hani şey diyemiyorsunuz. Bu adamlar alır götürür diyemiyorsunuz. Yani bir Cenk'e Burak'ın üstüne şöyle çıkamazlar. sakat olmayan formda bir Cenk alır götürür. Çok üst düzey bir oyuncu çünkü Cenk farklı özellikleri olan. Bu yüzden İngiltere'ye transfer yaptı zaten. Fakat Cenk uzun süredir hem bir sakatlık süreci var hem de forma giyememekten kaynaklanan Premier Lig'de işte maç eksikliği gibi durumlar var. Yoksa formda bir Cenk tabii ki çok çok başa, yani Avrupa standartında bir oyuncu zaten. Bu yüzden eksikliğimiz var diyoruz. Cenk kadroda mesela ama dünkü Fenerbahçe derbisinde de süre almadı. Yani ne durumda onu bilmiyoruz. Keşke iyi durumda olsa. Çünkü Cenk dediğim gibi gol özelliği de olan, onun dışında modern santraforun yapması gereken pek çok şeyi yapan birisi. Yani bunun için eksiğimiz var. Bence çok belirsiz bir maç. Yani ben tahminde bulunamam. Temennim galip gelmemiz, kazanmamız ama yani bir şey diyemiyorum. Çünkü hangi milli takımı izleyeceğimizi açıkçası bilmiyoruz. Ben de onu diyecektim. Hani Hollandalılar için de çok zor. Yani şimdi Evet. Hollanda milli takımı atıyorum Almanya ile ya da İtalya ile oynasa ya da işte Norveç ile oynasa veya ne bileyim herhangi bir Avrupa takımıyla oynasa işte Arnavutluk'la falan oynasa der ki ya bu rakip takımın iyi oyuncuları bunlar. Oyun sistemi bu. Şöyle bir ekol. İşte bunlar bu ayarda bir takımdır. Şu önlemleri aldığımız takdirde biz bunları yeneriz ya da en iyi sonucu alırız diye bir taktik şey düzen tutturabilirsin. Ama Türk milli takımına karşı bunu yapmak o kadar zor ki bazen öyle bir savunma yapıyorsunuz ki yapıyor ki Türk milli takımı yani Fransa aşamıyor o savunmayı. Bazen de Macar milli takımı gelip geçiyor yani o Evet. savunmanın içerisinden. Ya da işte Hakan Çalhanoğlu bir çıkıveriyor. Hiç ummadığın zaman bir bakıyorsun yani başka bir maçta da bakıyorsun o Hakan Çalhanoğlu yok yani. O yüzden Hollanda da bilmiyordur bize karşı nasıl bir oyun oynaması gerektiğini. Yani Katılıyorum. niye tedbir alması gerektiğini ya da nasıl bir oyun sistemi oynaması gerektiğini çok bilmiyordur herhalde. Özel önlem almak yerine kendi topunu oynayacak. Başka çareleri yok. Hatırlıyorum. Yani umarım ki milli takımın formda dönemlerine denk gelmiştir bu süreç. Yani iyi dönemine denk gelmiştir. Oyuncuların hem bireysel hem takım anlamında. Ve bu sınavı başarıyla geçeriz. Yani Hollanda'yla dediğim gibi geçmişte çok maçlarımız oldu.
benim ilk hatırladığım mesela 92 Avrupa şey 94 Dünya Kupası elemeleriydi. Orada 3-1 yenilmiştik mesela. Çok güçlüydü onlar. Biz de çok zayıftık yani. Sonra işte dediğim gibi Bursa'da kazandığımız maç var. Son dönemde yine kazandığımız var. Biraz böyle dengelerde yakın gibi yani çok arada uçurum olmadı. En azından geçmişteki karşılaşmalarımızda. Fakat sonuçta bir ekol ülkeyle karşılaşıyoruz. Torbada daha torba ifadesi çok doğru. Kategoride birinci kategori bizim bir üstümüzde yer alan bir ülke. Onu geçmeyi hedefliyoruz biz. Bir yandan da altımızda olan üçüncülüğe de geçilmemeyi hedefliyoruz. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız. Şimdi sıkıntı da şu. Bizim milli takımın hani üst üste 3 maç şeyi performansı genelde iyi değil. Yani evet. İyi başlıyorsa sonradan bozuyor. 2 maç bile iyi değil. 3 maç zaten çok olmadı da bu süre. 2 maç olurdu. İlk maçta yenerdik mesela. O tamam bitti. Yani ard arda dediğim doğru. Ard arda 2 maç kazanamazdı milli takım. Şimdi 3 olacak. Evet, daha evvel bu hazırlık maçları da oynadık ya. Bu Almanya'yla falan. Almanya'yla hazırlık maçı yaptık. Sonra gittik Rusya'ya. Evet. Almanya'ya evet. Karşı harika oynadık. Rusya'ya karşı döküldük falan. Yani böyle bir istikrarsızlığımız var. Bu da beni endişelendiren bir husus. Yani işte Hollanda'ya karşı oynayacaksın. Güzel bir sonuç aldık desen. Sonraki Norveç maçında aynı performansı bekleyemeyebilirsin. Ya da işte Türk milli takımı Hollanda'yı yener, Norveç'i yener ama Letonya'yı da yener diyemiyorsun. Letonya'yı garip... yenemedik zaten. Tarihimizde 4 maç yaptık adamlarla. 3 beraberlik bir mağlubiyet var. Letonya'yı yenemedik. Dediğin doğru. Bazen işte okyanusu geçip derede boğulduğumuz da oluyordu. Oldu bizim geçmişte de oldu. Yani bunlar ihtimal dahilinde. Ama yani çok önemli şimdi Avrupa Şampiyonası'na mı gitmek, Dünya Kupası'na mı gitmek dediğimde cevabım ikisine de gitmek olur ama biri olacaksa bu Dünya Kupası olmalı. Şimdi şöyle mesela Mısır milli takımı işte 5 Afrika Kupası'nın 3'ünü kazandı 2000'li yıllarda, 2005'ten itibaren diyelim. Ama kim biliyor bunu, kimse bilmiyor. O süreçte de hiç Dünya Kupası'na gidemedi. Hiç gidemedi. 1990'da gitti. En son 2018'de işte o Muhammed Salahlı kadrosuyla gidebildi. Yani 28 yıl aradan sonra gitti. Orada kazandığı kupaların bir anlamı yok. Şimdi futbolda şöyle bir şey var. Tabiri caizse yani futbolun bayramı, tek bayramı Dünya Kupası. Şeyde milli takımlar anlamında. Kulüplerde de Şampiyonlar Ligi. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmışsın. Hatta kıtalar arası kupayı kazanmışsın. İşte Asya Şampiyonlar Ligi. Bunların çok bir ehemmiyeti yok. Asıl olan kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'dir. Milli takımlar anlamında da Dünya Kupası'dır. Kazanmak da değil Dünya Kupası. Oraya katılmak önemlidir. Önemli paye budur. Onun için yani katılmamız lazım. Şimdi belki işte diyecekler ki yani milli takım konuşabilecek nesi var bu adamın falan diye. Yani ki bir şey olmasına da gerek yok. Herkes milli takımı konuşabilir tabii ki. Ama şöyle bir şey de var. Ben bu ülkede milli takımın kitabını da yazmış nadir kişilerden birisiyim. Milli takımın çok fazla kitabı. Onu da mı yaptın hocam? yazdık. Hatta şöyle yazdım ben bunu. Gençler ve çocuklar için bu. Yani eğlenceli bilgi serisinin bir kitabıydı bu. Milli takım. Gençler ve çocuklar için. Yani içerisinde böyle karikatürlerin de oldu ama tabii ki tamamen bilgilerin oldu. Yani Türk futbol tarihini anlatan, milli takımın bütün o hikayesini anlatan bir kitap. Bunun baskısı tükenmişti. Mayıs ayında yeni baskısını yapacak yayın evi. Mayıs'ta Türkiye genelinde satışa çıkacak. O zaman da yine konuşuruz. Avrupa Şampiyonası'nı beklediler zaten. Aslında geçen sene çıkacaktı. Onlar da doğal olarak şampiyonayı beklediler. Bir sene ertelemiş olduk. Şimdi burada da yani anlattığımız şeyler var. Mesela 1954 Dünya Kupası'na biz gidiyoruz. Meşhur işte Lefter'in, Metin Oktay'ın olduğu o hani bize şey gibi, destan gibi, masal gibi gelen isimler. O kadroyla gidiyoruz 1954'e. Orada hatta 3 maç oynuyoruz. Birinde kazanıyoruz yani 7-0 kazanıyoruz üstelik. Güney Kore'yi mağlup ediyoruz. Tabii. Sonra tabii 1954'te İsviçre'deki Dünya Kupası ve İspanya'yı eleyerek gidiyoruz biz. İspanya'ya playoff'ta diyelim. İlk maçta 4-1 yeniliyoruz. Sonra 1-0 yeniyoruz Türkiye'de. O zaman şey yok. Averaj falan yok. Kazandın ona bakıyor. Üçüncü maçı tarafsız sahada oynuyoruz. Roma'da, Roma Olimpiyat Stadı'nda 2-2 bitiyor maç. Bu sefer penaltı da yok tabii. Yani ne yapacağız diyorlar. Kura çekmeye karar veriyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Kura çekilecek. İşte bir kağıda, iki kağıda Türkiye ve İspanya yazıyorlar. Sonra Franco adlı bir İtalyan çocuğu tribünden çağırıyorlar. Sen çek diyorlar. Küçük çocuk geliyor.
çekiyor, açıyor Türkiye. Türkiye diyor ve düşün İspanyollar otel rezervasyonlarını bile yaptırmışlar. O kadar eminler ki gidecekten. Herkes emin yani aslında. Otel rezervasyonlarını bile yaptırmışlar ama biz gidiyoruz 1954'te İsviçre'ye. Yani böyle bir Dünya Kupası maceramız var. Hatta aslında biz 1950 Brezilya'ya gitmeye de hak kazanıyoruz. Fakat gitmiyoruz. İşte mali imkansızlıklar diyenler var. Ya da ya işte gider rezil oluruz, kaybederiz, o nedenle gitmedi diyenler var ama sonuçta gitmeyi hak ettiğin bir şeye, kupaya gitmiyorsun yani. Şimdi bu tür şeyleri var. Nihayetinde 2002 Dünya Kupası bizlerin hafızalarında halen yerini koruyan, işte unutamadığımız bir yazdı zaten 2002'nin yazı. Ondan sonra yok, iki tane var. Yani bunu sürekliliğe çevirmek gerekiyor. Gitmek gerekiyor yani. Çünkü Türkiye farklı bir ülke abi. Yani şöyle, biz hatırlarsan 2002'de kazandığımız zaman, mesela şöyle sorayım, hangi ülke Dünya Kupası'nda yarı finale çıktığında Türkiye'de biz Türk vatandaşları olarak o ülkenin bayraklarıyla kutlama yaparız? Yok. Yani kişisel olarak seviniriz tabii ki. Mesela ben Bosna Hersek'i, Azerbaycan'ı hani zaten destekliyorum, tutuyorum ama böyle meydanlara ineceksin sanki kendi milli takımınmış gibi. Ama Türkiye'nin başarılarında işte Bosna'sı, Kosova'sı, yani Balkanlar'da Türklerin yaşadığı her coğrafyada, Azerbaycan'da insanlar sokaklara indiler. İşte Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde. Yani Türkiye biraz da hani coğrafyasının şumulünde bir ülke, öyle diyeyim. Yani daha fazla desteklenen bir ülke, merak edilen. Sevindi. Tabii. Turan coğrafyası seviniyor. Türklerin olduğu yerler seviniyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bosna'da, Bosna Hersek'te, Mostar'da 2008 Avrupa Şampiyonası'nda bizim meşhur Hırvatistan maçı vardı. Hatırlarsın. 119'da onlar attı. 120'de Semih attı. 1-1 bitti. Penaltılara kaldı ve penaltılarla biz onları eledik. O maç sırasında kavga çıktı. Yani Mostar'da, çünkü biliyorsun halkın yarısı Hırvat, yarısı Boşnak. Mostar şehrinin o köprünün bir tarafı, işte Stari Zagora dedikleri yerler falan. Orada Boşnaklarla Hırvatlar, Boşnaklar Türkiye için Hırvatlarla bayağı ciddi kavga etmişler. Yani şimdi kavga iyi bir şey değil de aidiyet anlamında söylüyorum yani bunu. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin böyle özelliği de var. Bu nedenle biz Dünya Kupalarına kesinlikle katılmalıyız yani. Yani benim kişisel görüşüm bir futbol sever olarak da bu. Burada da Hollanda'nın 3'te 1'i falan Müslüman Türk falan, yani gene Hollanda'da bile sevinen çok çıkar yani. Hollandalılardan fazla sevinen çıkar. Ya olabilir. Ya bir de Hollanda enteresan ülke. Yani şey yapmazlar onlar. Yani bizim kadar sevinip bizim kadar üzülmezler diye tahmin ediyorum kendi takımları için. Daha rahatlar. Biraz daha böyle soğuk insanlar. Yani portakal soğuk yenir ya hocam. Bakalım. Yani Hollanda milli takımı da bayrağının rengini taşımayan dünyadaki nadir milli takımlardan birisidir. İşte biliyorsun portakal rengi giyerler. Bayraklarında böyle bir renk yok. Keza İtalyanlar, Azuriler dedikleri onlar mavi giyerler. Gök mavisi. Ama bayraklarında mavi yoktur gibi. Almanya beyaz giyer genelde. Beyaz, siyah. Siyahı vardır ama beyaz renk yoktur bayrağında. Yani böyle bir şeyi de var. Böyle bir folklorik tarafı da var diyelim yani. Peki hocam. Artık güzel bir sohbet oldu ama bundan sonra maç konuşmamız lazım. Onun için de maçın oynanması lazım. Evet. Son sözlerini alalım, yavaş yavaş kapatalım. Ya inşallah galibiyetimizle biten bir maç olur. Çünkü yani ihtiyaç da var. Yani bu ülkede birleştirici şey azaldı. Hepimizi ortak paydada birleştirecek değerler, kurumlar maalesef azaldı. Hatta kalmadı gibi bir şey yani. En azından milli takımda birleşebilelim. Öyle temenni ediyorum. Her şeye rağmen milli takımı tutmaya devam edelim. Çünkü bir ara tutmuyorduk yani neredeyse. Bu açık söyleyeyim, Yıldırım Demirören'in o federasyon başkanı olduğu bir milli takım bize çok sempatik gelmiyordu yani. En azından bana gelmiyordu diyeyim de hadi biraz daha kişiselleştireyim ama çevremde de biliyorum yani. İzlemiyorduk bile milli maçları. Şimdi yeniden o Şenol Güneş'in kurduğu çocuklar, alttan gelenler, Avrupa'ya gidip kendini ispat edenler, liyakat sahibi olan futbolcular diyeyim. Yani kendi meziyetleriyle, başarılarıyla bir yere gelen o çocuklar bize yeniden o heyecanı yaşatmaya başladı. İnşallah yüzümüz güler. Hem Hollanda maçını kazanırız hem gruptan çıkarız ama zor. Kolay kolay değil yani, bu net bir şekilde. Şenol Güneş'e de işte güveniyoruz. Mahcup etmez umarım bizi. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Mehmet Hoca'nın söylediği gibi ülke olarak zor bir dönem yaşıyoruz. Bizi birleştiren hususların azaldığı bir dönem ne yazık ki.
ve bunların çoğalması bizim en büyük dileğimiz. Bunun bir başlangıcı olarak da Türk milli takımının işte Hollanda maçından 3 puanı güzel bir galibiyetle alması. Arkasından da tabii Hollanda'yı yenmekle kalmaz. Çünkü ben korkuyorum Hollanda'yı yenersin sonra derede boğulursun. Böyle olmasın. Biz bunu çok yapıyoruz çünkü. Hollanda'yı yenmenin anlamlı olabilmesi için hani Norveç ve Letonya karşısında da gerekli sonuçları almamız gerekiyor tabii. İnşallah o şeyi varlığı gösterebiliriz sahada. Ama ilk sınav tabii ki portakallarla oynanacak olan maç. Çarşamba akşamı Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hemen arkasından önce sevgili Özcan Purde ile milli maçı yorumlayacağız. Sonra Perşembe günü Mehmet Hocam'la hem Hollanda maçını konuşacağız hem de bir sonraki Norveç karşılaşmasını bir masaya yatıracağız. Ve tabii ki bizim kanallarımız Zaman Mekan Makinesi ve Zaman Mekan Futbol iki kanalımız futbola ve spora çok geniş yer vermeye hem de kaliteli isimlerle, kaliteli yorumlarla yer vermeye devam edecek. Neşeli, esprili sohbetlerle buradan edeceğiz. Mehmet Hocam bir şey söyleyecek. Hollandalılara sesleniyorum buradan. Eğer videonun altına yorum yapacaksanız şimdi yapın. Maç bittikten sonra hele kazanıp da gelip yapmayın. Şimdi yapın yorum. Biz de okuyalım yorumlarınızı. Tek tek tespit edeceğim o Hollandalıları. Peki. Hollandalılar, sevgili Hollandalılar. Mesajı aldınız zannediyorum. Bak Mehmet Hoca bütün mesajları okuyor. Bu arada gelinim siz anlayın durumu da var tabii. Evet. Değerli izleyiciler, ben yavaş yavaş yayınımızı kapatıyorum. Kapatırken de hem Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum, hem sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem de milli takımımıza üstün başarılar diliyorum. Yeniden görüşmek üzere efendim.